İngiltere parlamentosu Türk devletinin Kürt halkına ve siyasetçilerine yönelik saldırılarına karşı harekete geçiyor. Tüm partiler grubu geniş çaplı bir soruşturma başlatma kararı aldı. Türk devletinin Kürt halkına ve siyasetçilerine yönelik saldırılarına ilişkin harekete geçen İngiliz parlamentosu, tüm partiler grubu geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Grubun başlattığı soruşturma raporu ise İngiliz parlamentosunda tüm milletvekillerinin katılacağı bir oturumda gündem maddesi olacak. İngiliz milletvekili ve APPG grubu başkanı Lloyd Russell Moyle, 9 Kasım'da başlatılan soruşturmayla ilgili verdiği demeçte, Erdoğan'ın salgın ve sonuçlarının arkasına saklanarak demokratik bir şekilde seçilmiş Kürt siyasetçileri ve belediye başkanlarını tutuklaması onlarca milletvekilini çok rahatsız etti. Başlattığımız soruşturmanın amacı Türkiye'de olup bitenlere ışık tutmaktır ifadelerine yer verdi. Muhafazakar Partili Milletvekili Alexander Stafford ise umarım başlattığımız soruşturma Kürt halkının biraz da olsa sesi olmayı başarır dedi. Britanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi Eş Başkanı Elif Sarıcan ise soruşturmaya ilişkin yüzyıllardır devam eden ve Erdoğan hükümetiyle giderek büyüyen baskı ve saldırıların İngiliz parlamentosunda onaylı bir şekilde deşifre edilmesi ciddi bir adımdır. Erdoğan kontrolünde Kürt halkına uygulanan savaş suçları ve hukuksuzlukların deşifre olacağı bir nitelik taşıyan bu soruşturma hepimiz için adalet ve eşitlik açısından hayati önem taşımaktadır dedi. Evet, İngiltere parlamentosunda yaşanan bu gelişme önemli. Bu gelişmeyi kulis haberleri de alarak takip eden gazeteci arkadaşımız Erem Aksoy, Kansoy ile konuşacağız. Kendisi Skype hattımızda. Erem merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Doğrusu senin de takip ettiğin bir gelişme, yakından takip ettiğin bir gelişme. Özellikle halk iradesine yönelik darbe, AKP-MHP faşist darbesi ve diğer taraftan Türkiye'deki iktidarın faşist uygulamalarına yönelik bir oturum yapılması ve orada bunların ele alması bekleniyor. Nedir bununla ilgili, hem bize ayrıntı versen hem de bu tablodan bir yaptırım çıkar mı? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. İngiltere, İngiliz parlamentosunda oluşturulan Türkiye, Kürdistan, İran ve Irak ile ilgili APPG diye geçen tüm partiler grubu yeni bir oluşum ve bu yeni oluşumun başını ekranlara taşıdığımız röportajlarda da Russell Moyle yapıyor. İngiliz İşçi Partili milletvekili. Russell Moyle birçok farklı milletvekillerinin de talebi üzerine Türkiye'deki bahsi geçen konuları deşifre edilmesi ve bu konulara dair kanıtların toplanıp bir rapor haline dönüştürülüp İngiliz parlamentosuna ilk oturumda sunulması planlanıyor. Bu çalışmanın en önemli boyutu ise cross party denilen iki karşıt partinin, biliyorsunuz İngiliz hükümetinde İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti ikiye ayrılmış bir yönetim sistemi var. Bu iki partinin ortak çalışma yürütmesini pek sık görmediğimiz bir durum. Fakat Türkiye'deki yaşanan antidemokratik uygulamalar, yine Kürt halkının üzerine uygulanan baskılar, yine özellikle Kürt siyasetçiler ve Kürt toplum liderlerine yönelik yapılan baskıları da deşifre etmek amacıyla Russell Moyle ve yine Alexander ismini tam anımsayamıyorum. Alexander Stafford ve Crispin Blunt. Evet, bu iki isimle birlikte bir öncülük söz konusu ve Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi'nin bir araya gelip Türkiye'deki bu durumu deşifre etmek ve İngiliz parlamentosunda bunu onaylamak adına yapılmış bir hamledir. 11 Aralık tarihine kadar belirtilen e-mail adreslerine materyaller gönderilecek. Hem halktan bireyler, hem kurum temsilcileri, kurumlar, yine gazeteciler bu alanda yürüttükleri çalışmalara dair kanıtları, delilleri bu e-mail adreslerine gönderecek. Peki, bunu tekrar etmeni isteyeceğim çünkü paylaştığın önemli bir bilgi aslında.
bir şekliyle veri hazırlayıp o veriler üzerinden rapor hazırlayıp raporu İngiliz parlamentosuna sunup oradan da sonuç itibariyle dünya kamuoyuna bir farklı ses biçiminde de lanse edecekler. Temel amaçla Kürdistan'da seçilmişlere yapılanlar ve diğer taraftan faşist uygulamalar. Peki bunun için tanıklık yapacaklar kime, nasıl, ne şekilde başvurmalı? Yani sonuç itibariyle elinde bilgi, belge, doküman olanlar istedikleri zaman bunlara gönderebilecek mi? Evet. Tanıklık yapacak olanlar ve özellikle yine tanık olarak dinlenecek olan isimler de var. Şu an bunu açıklamamız mümkün değil ama yine bahsettiğimiz gibi bireylerin ve kurumların kurdish.inquiry@russellmoyle.co.uk e-mail adresine gönderecekleri bilgiler sizin de belirttiğiniz gibi raporlaştırılacak. Bu raporun önemi şu, tüm partilerin imzası bu raporda olacak. Oluşturulan grup, parlamentoda bu konuyu gündeme getirecek olan grup, tüm partileri içerisinde barındırıyor ve salt çoğunluğu da aynı zamanda parlamentoda sağlayan bir grup. Bu grubun sunulacak olan raporu İngiliz parlamentosunda onaylaması demek aslında yıllardır Erdoğan ve AKP rejiminin Türkiye'deki Kürt halkına yönelik savaşını dünya kamuoyuna onaylayacak bir durumdur. Bu anlama geliyor. Özellikle. Başka ne anlama geliyor onu da sormak istiyorum. Yani özellikle rapor onaylandıktan sonra bir şekliyle parlamentoda bu Türkiye'ye, Türkiye'yi yönetenlere, özellikle AKP-MHP rejimine nasıl yansır? Artı diğer boyutuyla başka ülkeler üzerinde bir etki bırakır mı kamuoyu ya da devletler düzeyinde? Şuradan başlayalım. Özellikle biliyorsunuz yıllardır birçok rapor hazırlandı, türbinaller yapıldı, Türkiye'nin savaş suçları dahi kanıtlandı, gözler önüme serildi. Kürt halkına yönelik baskıcı ve soykırımcı politikaları da belgelendi. DAEŞ'le ortaklığı da belgelendi. Fakat Avrupa ve Birleşmiş Milletler'den özellikle NATO'dan beklenen tepki hiçbir zaman Türkiye'ye yansımadı. Veya görüyoruz ki bugün İngiltere, Britanya aslında Türkiye'nin en büyük silah ortağı, silah tüccarı ve Brexit sonrasında da İngiltere Türkiye'yi bir pazar olarak ve Erdoğan'ı da bir ortak olarak görmeye başladı. Dolayısıyla böylesi bir raporun İngiliz parlamentosunda resmi olarak onaylanması en azından İngiltere'nin Türkiye ile olan bu süreçteki ticari anlaşmalarını belki yeniden gözden geçirmesini sağlayabilir. Fakat Russell Moyle ile de yaptığımız özel bir röportajdaki onu medya haber ekranlarında daha sonra paylaşacağız. Evet. Kendisi de orada belirtiyor. Bir yaptırım uygulanmasını bekliyoruz, istiyoruz. Fakat biliyorsunuz burada bir de monarşik bir yapı söz konusu. Sadece siyaset değil. Her ne kadar İngiltere, her ne kadar 10 numara başbakanlık burada dünya siyasetini etkileyen bir konum olsa da yine İngiliz siyaseti, İngiltere'nin dış politikaları biraz çıkar amaçlı ve ikiyüzlü olmasından kaynaklı. Russell Moyle de bunun üzerinde duruyor. Belki bir yaptırım olması gündeme gelebilir ama bunun ihtimali tartışılır düzeyde değil. Peki Erem, bu gelişmeyi de senin çalışmaların, haberlerin üzerinden takip edeceğiz. Çok teşekkürler, sağ ol. Teşekkürler, iyi yayınlar.